gelen tüm ilçe başkanlarıma ve misafirlerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kardeşim. Memnun oldum. Saygıdeğer siyasi parti temsilcisi arkadaşlarım, basınımızın güzide mensuplu arkadaşlarım, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık, sağ olun, var olun. Arkadaşlar, ülkemizin gidişatı gerçekten çok kötü. Ekonomi çökmüş, dış politika iflas etmiş. Maalesef ülkemiz iyi yönetilemiyor. Bizlerin sürekli bir araya gelip istişare etmesi lazım. Başarıyı yakalamamız için kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi yitmeden birlik beraberlik ruhuyla hareket edersek ülkemizi selamete çıkarız diye düşünüyorum. Bugün bizi burada ağırlayan Sayın Mustafa Alkurt'a, bizleri sizlerle buluşturan kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun da devamını inşallah bir dahakini de Kargamış'ta yaparız diye buradan sizlere söylüyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Bir olmalıyız. Tek olmalıyız. Birlik olmalıyız. Sağ olun, var olun. Teşekkürler arkadaşlar. Ben de herkesi saygıyla selamlıyorum. Halkların Demokratik Partisi HDP adına Mustafa Gümüş ben. Bu yemeğe arkadaşlarla bize siyasi partilerle bir araya getiren Mustafa çok teşekkür ediyoruz. Burada başkanımızın da değindiği gibi artık birlik olma zamanı. Ülkenin gidişatından gerçekten hepimiz muzdaribiz. Bu gidişatı artık dur dememiz lazım, birlik olmamız lazım. Tekrar herkese selamlar diliyorum. Arkadaşlar, hepimize sonsuz teşekkür ederim. Özellikle Mustafa Alkurt kardeşime çok teşekkür ederim. Sizleri tanımaktan mutlu oldum. Nisip'te ilk defa ben siyasete katıldım. Emekli polisim. Benim parti, emekli polislerin kurduğu bir parti, Vatan Milliyet Partisi. Gerçekten ilginize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bazı olumsuzlara dur demek için yollardayız. Vatan sağ ol. Ben de Ana Vatan Partisi'nin ilçe başkanı olarak öncelikle bu toplantıyı düzenleyen Mustafa Alkurt kardeşimize ve gelen ilçe başkanlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Bu toplantıların devamını dilerim. Şu anda ülkemiz iyi yönetilmiyor. Gıda fiyatları başını almış gidiyor. Mazot öylesine, gübre öylesine, köylü perişan, çiftçi perişan, esnaf perişan. Herkes yani çok zor durumdan geçiyoruz yani. Şimdi yerel yönetimlerden siyasetin şeyi yerel yönetimlerden geçer. Yerel yönetimlerde ne kadar başarılı olabilirsek biz de başarılı oluruz. Ama şu anda yerel yönetimlerden iktidar parti iyi yönetmiyor. Nizip'te çok güzel eksiklikler var. Örneğin semt pazar açmış. Semt pazarlı kimler geliyor, tezgah kuruyor burada? Gaziantep'ten geliyor. Benim Nizipli esnafım burada mağdur oluyor. Biz de gidelim Nizipli esnaf olarak Gaziantep semt pazarında tezgahımızı açsak acaba Gaziantep bizi kovur mu oraya? Burada Nizip Belediye Başkanı buna izin vermemesi lazım. Birlik olacağız, güçlü olacağız. Ben Anavatan Partisi olarak buraya gelen ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Sessiz çoğunluğun geçmişin tecrübesi, geleceğin enerjisi, sessiz çoğunluğun sesi olarak meydanlara ineceğiz. 2020 çok yakın. Abbas Yolcu, bu iktidar gidecek, miadını doldurdu. Onun için buraya gelen basın mensuplarına da bizi bu yayını aldığı için onlara da çok teşekkür ederim. Nizip halkına sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Beni davet eden Mustafa Alkurt Başkanım'a teşekkür ediyorum. Bizler kendi Refah Partisi'nin siyasette nezaket ve zerafet getirmek adına buradayız. Bu bir işbirliği toplantısı değil, tanışma toplantısı. Oturup muhabbet edip bizim sorunlarla ilgili konuşmak, birlik ve beraberliği bu noktada oluşturmak için buradayız. Teşekkür ediyorum. Sevgili bizim güzide basın arkadaşlarımız, hepinize teşekkür ederim. Bu gece Sayın Mustafa Alkurt hemşehrimizin davetine icabet ettik.
İnşallah bu birliğimiz, beraberliğimiz daim olur. Memleketimizin böyle yüzde insanlarıyla bir arada olmaktan onur duyuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm arkadaşlar selam. Bizim bu ilçe başkanımız Mehmet Ali Bey'e bir araya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Mustafa Bey ayrıca yemekten dolayı, bizi bu ortama getirdiğinden dolayı çok mutluyuz. Ülkede yaşanan bu kadar olumsuzluğa rağmen, bu kadar hayat pahalılığına rağmen, bugün 1 litre mazotun 16 milyon olduğu bir ülkede, 1 ton gübrenin 13 bin lira olduğu bir ülkede, maalesef ki biz iktidar olamıyorsak suç halkın değil bizimdir. Önce kendimizi muhasebe etmeliyiz, kendimizi hesaba çekmeliyiz diyorum. Ben inanıyorum ki bu sefer AK Parti gidiyor. Ama bizim biraz gayret edip çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biz de Nizipliyiz. Her Nizipli asildir, saygıdeğerdir. Her siyasi partiden hepimiz birbirimize aynı mesafedeyiz. Lütfen bunu koruyalım. Birbirimizin cenazesine gidiyoruz, düğününe gidiyoruz. Bak, buyur yemekle beraberiz. Bravo, sağ lütfen bravo. Bunu koruyalım. Teşekkürler. Aynen. Neden yani siyasetten deseydik ki de ben işte CHP'den adayım veya şunlayım, böyleyim deseydik tamamen bir şey olurdu. Ama bu bir nezaket toplantısı Mustafa Bey'in gibi bir yani. Kaynaşmak, sayınızmak. Bundan önce de bir toplantı oldu. O da biraz güdük kalmıştı. Ama bu böyle yapa yapa insanlar alışmalı. İnsanlar bu tabloyu gördükten sonra aferin demeli. Yani her sektörden, her siyasi görüşten insanlar bir araya gelebiliyor. Bu çok önemli. Ben bunu çok önemli. Gerçekten kişisel olarak da, basın olarak da çok önemsiyorum. Bu gibi toplantıların, bu gibi birlikteliğin çok ihtiyacı var insanlara. Yani illa insanlar bir araya gelirken illa yemek yiyecek, içecek diye bir şey yok. Bir çay da olabilir. Maksat gönüller bir olsun, herkes bir arada olsun. Benim diyeceklerim de var. Tekrar teşekkür ederim arkadaşlar.